Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süredir biliyorsunuz gitti geldili bir süreç vardı. Yeniden Refah Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan yeniden Refah'ta. 23 yıllık fırsat bitti Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı'na katılmamız dolayısıyla bir kez daha tebriklerini ilettiler. Dün yanlış dediğimize bugün doğru demek veya dün doğru dediğimize bugün yanlış demek gibi bir duruşumuz söz konusu olamaz. İlkelerimizden, prensiplerimizden de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için öne sürdüğü şartlar AK Parti'nin kabul etmesi, sonrasında imzalanan protokol. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Fatih Erbakan'la ilk kez yan yana görüntü verdi. Tavırlar ortaya konmuş. Biz bu seçime bu ittifakla giremeyiz denilmiş. Arkasında 24 saat geçmeden bu tavırlar birdenbire değişmiş. Bunun mutlaka bir arka planı vardı. Biz AK Parti'ye müracaat etmedik. AK Parti böyle bir teklifle geldi. Biz hükümetin geçmiş 20 yılına sahipleniyoruz gibi bir cümle kullanmadık. Erdoğan ve Fatih Erbakan bir araya gelirken yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal'dan da yine dikkat çekici açıklamalar var. Biz gitmedik, onlar geldi. AK Parti'nin 20 yılını sahiplenmiyoruz. Yanlışlarını biliyoruz dedi. Ekonomide tutun, tarımda, hayvancılıkta birçok yanlış var. Dediklerimizden hiç geriye adım atmadık. Ne yapmalıydık? Bütün maddelerimiz kabul edilmiş. Milli ve kararlı bir eylemin içerisine girmiş olduk Cumhur İttifakı'na katılmakla. Cahilliğe bakın. Erbakan Hoca ilk koalisyonunu CHP ile kurdu. Erbakan hocamızın bir hatırı var. Fatih de onun oğlu, ama bu yalpaları yapmak, arkasından da çamur atmak haddine değil. PKK'ya evet demekten Hüdapar'a evet demek arasında hiçbir fark yok. Cumhur İttifakı'nın Hüdapar birlikteliğini terörle işbirliği diyerek eleştiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığında 100 bin imzayı toplayamayınca Erdoğan'la görüştüğünü açıkladı. Hüdapar'ın da içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na dahil olmak istediğini söyledi. Ben görüşmeyi arz ettim, talep ettim, görüştüm. Cumhur İttifakı içerisinde Vatan Partisi'nin yer alabileceğini, bunu talep ettiğimizi söyledim. Vatan Partisi de Hüdapar gibi AK Parti listelerinden ittifaka dahil olacak mı, zaman gösterecek. Listelerde 3 dönem kuralına takılanların yer alıp almayacağını da, aralarında Binali Yıldırım'ın da bulunduğu 56 milletvekili AK Parti'nin 3 dönem kuralına takılıyor. Onlardan birisi de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Danışmanının lüks araç içinde uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkmış, danışmanı pudra şekeri savunması yapmıştı. Hamza Dağ da yeniden milletvekili olmak için başvuru yaptı. 3 dönem. Bir abi devi kişilik daha. Kerem Kınık'tan sonra. Bütün bu olan bitenlere böyle hatırlamak üzere böyle bir sembol olarak kalması gereken insanlardan biri sanki. O yüzden başvurmuş olabilir Hamza Dağ. Şimdi bu pudra şekeri meselesi ne oldu? Ayvatoğlu, öyle biri vardı. Beyefendinin ekibinde ne oldu? Kendi içlerinde değerlendireceklerdi, soruşturacaklardı, açıklayacaklardı. Onu da kim söylemişti? Grup başkan vekilleri, Hamza Dağ kendisi söyledi, grup başkan vekilleri söyledi. Bülent Turan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ortada bir şey yok. İçlerinde değerlendirildiler, pudra şekeri çok tatlıymış diye karar verdiler herhalde. Yani.